Ayça Altıntağ'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile EkonoCast programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı, 2017 yılının 7. haftasında sizlere Los Angeles'tan sesleniyorum. Yine borsaların rekorlar kırdığı bir haftayı geride bıraktık. Sizlerle önce her zamanki gibi geçtiğimiz haftanın piyasa özetlerini paylaşıp daha sonra da hem geçtiğimiz haftanın hem de önümüzdeki günlerin önemli ekonomi ve finans haberlerini inceleyeceğim. Önce geçtiğimiz haftanın piyasa özetleri. Amerikan piyasaları geçtiğimiz haftada yine rekorlar kırdı. Borsalardaki 3 önemli endeks, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin her biri haftayı ortalama %1'lik artışlarla kapattılar. Dow Jones endeksi tam %1'lik haftalık artışının arkasından 20.269 seviyesinde kapandı cuma günü. S&P 500 ve Nasdaq teknoloji endeksleri de %0.8 ve %1.2'lik artışlarla haftayı 2.316 ve 5.734 puan seviyelerinde sonlandırdılar. Petrol fiyatları ise sabit seyrederek haftayı $53.84 seviyesinde bitirdi. Aslında piyasalar geçtiğimiz haftaya sabit ve durağan başlamıştı. Borsalarda bu yeni rekorlara sebep olan artışların çoğu haftanın sonlarında Amerikan Başkanı Trump'ın önümüzdeki haftalarda vergileri ne kadar ve nasıl düşüreceğine dair resmi açıklamaları yapacağını söylemesiyle gerçekleşti. Borsalardaki yatırımcılar genel olarak düşük vergiler, daha az denetleme ve altyapı yatırımları ile ekonomik büyümenin artacağı umudunu taşıyor. Piyasalarda yakın zamanda gördüğümüz bu hızlı artışların arkasında bu iyimser beklentiler yer alıyor. Tabii ki bu madalyonun öbür yüzünü de değerlendirmek gerekiyor. Her ne kadar piyasalardaki bu canlanma ve yatırımcının kazandığı değer artışı iyimserliği arttırsa da azalan vergiler, azalan denetimler ve artan altyapı yatırımları konusundaki beklentilerin hepsi gerçekleşse bile bu durumda ekonomideki büyüme, enflasyon ve dolar değer kazancı rakamları geçtiğimiz 8 senede hiç görmediğimiz boyutlara ulaşacak. Bu da ekonomideki dalgalanmaların daha sert, düşüşlerin daha çabuk ve volatilitenin beklenenin çok üstünde olmasına sebep olabilir. Borsalarda ve genel piyasalardaki bu artışlar ve iyimserlik, dünya yatırımcılarının bütün ilgisini yıllar sonra yeniden Amerikan piyasalarının üzerine topladı. Ama belirsizliğin böyle arttığı dönemlerde dış piyasalara biraz daha çok bakmak daha anlamlıdır. Trump'ın başkanlığının yarattığı dramatik politik haberler ve biraz önce bahsettiğim Amerikan finansal piyasalarındaki hareketlilikler sırasında dünyanın gerisinden bahsetmeyi aslında hem dünya piyasaları ve biraz biz de geri planda bıraktık. Ama aslında şu anda dünyanın diğer gelişmiş ekonomileri ve piyasaları da Amerikan ekonomisine benzer yükselişlere ve ekonomik büyümelere sahne oluyor. Aslında yatırımcı için şu an finansal yatırım portföylerinde global diversifikasyon yani diğer piyasalardaki yatırımlara doğru bir çeşitlendirmeye gitmek için en uygun zamanlardan biri. Avrupa piyasalarına bakarsak Avrupa'da Euro bölgesi üretici endeksi son birkaç yılın en yüksek seviyelerine tırmanmış durumda. Euro bölgesindeki tüketici ve işveren kredi talepleri 2016 yılının ortasından beri sürekli artışlar gösteriyor. Enflasyonda bile yıllar sonra küçük miktarda yukarı tırmanışlar başladı Avrupa'da. Bütün bunlar ekonomik büyümenin artışının sinyalleri. Avrupa piyasalarındaki işsizlik oranları da bu ekonomik artışın paralelinde hala Amerika ve Japonya'nın çok üzerinde olmalarına rağmen son 14 aydır sürekli bir düşüş gösteriyorlar. 14 ay önce %14.1 seviyelerinden şu anda tek rakamlara %9.7'ye düşmüş durumda. Avrupa Merkez Bankası da geçen hafta Donald Trump'ın açıklamalarına benzer açıklamalar yaptı. Avrupa bankacılık sektöründeki denetimleri azaltmayı düşündüklerini ve bu azaltmaların hangi yönde ve hangi miktarda olacağını önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu Avrupa Merkez Bankası. Japonya'da da aynı şekilde üretici endeksleri geçtiğimiz 4 ay boyunca her ay düzenli bir artış gösterdi. Eksi enflasyon ve eksi faiz değerleri gibi Japon ekonomisine yıllardır bela olan trendlerin de yavaş yavaş tersine dönmeye başladığını görüyoruz son 4 aydır.
Japonya'daki işsizlik oranı dünyanın en düşüklerinden biri olmasına rağmen %3.1 ile 1995'ten beri Japonya için en düşük seviyelere ulaşmış durumda. Ekonomik büyümenin hızlanması için Amerika gibi Avrupa ve Japonya'da da bütün sinyaller doğru yönde gitmesine rağmen yatırımcı için önemli olan şey aslında bu büyümelerin daha hızını almamış olması. Ben bu rakamlara ve gelişmelere çok iyi bir başlangıç olarak bakıyorum. Avrupa ve Japonya'daki ekonomik hızlanmanın Amerikan ekonomisindeki büyümenin önüne geçeceğini yakın zamanda zannetmiyorum. Amerikan ekonomisinin şu anda hem Avrupa hem de Japonya'dan daha sağlam temeller üzerinde durduğunu düşünüyorum. Ancak bütün gelişen ekonomilerdeki artışlar hem yatırımcının güvenli yatırım çeşitlendirme olanakları bulması açısından hem de bu ekonomilerin genelde birbirlerindeki büyümeyi destekleyip arttırmaları açısından çok önemli. Radio Anatolia. Global piyasalardan ve portföy yatırımlarının çeşitlendirilmesinden bu kadar bahsedince bu borsaların ve yatırım araçlarının yakın geçmişteki performanslarına da yeniden bakalım. Uluslararası piyasalar Amerikan piyasalarının çok altında performans gösteriyor aslında son birkaç senedir. Amerika'daki yüksek değerli şirketleri temsil eden S&P 500 endeksi 2013 yılının başından beri %14.8 değer kazanmış iken benzer şirketleri uluslararası borsalarda takip eden ve bu borsaların ortalamasını alan EAF endeksi aynı süre içerisinde sadece %5.2'lik artış gösterdi. Ancak son zamanlarda EAF endeksindeki artış Amerikan borsalarına paralel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. S&P 500 endeksinin fiyat karlılık oranı daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi ortalama 17 kat iken EAF endeksinin aynı fiyat karlılık oranı ise 14 kat seviyesine ulaşmış durumda. Ekonomik büyümedeki hızlanmanın da desteğiyle gelişmiş ülkelerdeki piyasaların Amerikan piyasasına iyi bir çeşitlendirme seçeneği sunmaya başladığı kesin. Amerikan piyasalarındaki yükselmeyi en çok tetikleyen şey Donald Trump'tan beklenen kanunlar olduğu gibi Amerikan piyasalarının şu andaki en büyük riski de işte bu beklentilerin karşılanmaması. Bu ortam dünyanın gerisindeki gelişmeleri de incelemek ve portföy çeşitlendirme imkanlarına daha dikkatle bakmak için en uygun zamanlardan biri olduğunu gösteriyor. Bu hafta dünya ekonomileri ve borsalarından bahsettik detaylıca. Önümüzdeki hafta yeniden şirket haberleri, açıklanmaya devam eden 4. çeyrek karlılık raporları ve daha pek çok ekonomi ve iş dünyası haberiyle birlikte yeniden sizlerle olacağım. Ben Dr. Ayça Altıntı. Önümüzdeki hafta Radyo Anatolia'da yeni bir Ayça ile EkonoCast programında görüşmek üzere. Radyo Anatolia'da bizleri dinlemeye devam edin. Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinlediniz.